İzmir Kahve Festivali'nden merhabalar, teşekkür ederim. Deal Coffee'den Mehmet ben. İzmir'e 5 sene sonra tekrar gelmenin verdiği öyle mutlulukla devam ediyoruz. Festivalin 3. günü, katılım gayet güzel. İnsanlar meraklı, kahve tutkunları yalnız bırakmadılar biz burada da. Harika. Neler var kahve olarak, onları bir denelim. Biz zaten İstanbul Kahve Festivali'yle birlikte sizden bir kahve aldık. Levent'le birlikte Harius'tan da denemiştik. Evet. Şimdi siz burada neler yapıyorsunuz? Hangi kahveler var? Biraz onlardan bahsedelim mi? Şurada bir Pink Bourbon görüyorum. Kolombiya. Aynen öyle. Bu sene bir tık böyle egzotik çekirdeklere ön planda tutuyoruz. Kolombiya El Divijo Sidra'mız var. Harika. Şöyle hemen yardımcı oldu. Oo, şöyle evet, güzel bir kutu içerisinde bir güzel bir tasarım var. Harika. Kolombiya sidra. Evet. Doğru mu? Natural sidra, natural process bir sidra. Bahsettiğiniz gibi Kolombiya Pink Bourbon'umuz var. Etiyopya Garagena var. Espresso'da Kolombiya Huila'mız var. Harika. Keza gene Orta Gövde Panama'mız var. Aynen. Panama'dan da Berlin Estre'de var. Burada bir Lamarzacco var. Hemen Lamarzacco'nun başında evet, arkadaşımız kahveleri yapıyor. Keyifler nasıl? En çok hangi kahveniz ilgi gördü bu arada, onu söyleyeyim. En çok merak edilen, en çok denenen tabii ki El Divijo Sidra. Sidra'dan sonra işte Pink Bourbon ve Garagena en çok tercih edilenler. Ama Sidra'yı kahve tutkunlarının denemesini şiddetle tavsiye ederim. Çünkü kahve vallahi dimağında bir kere de olsa yer etmesi gereken çok nitelikli, çok özel bir çekirdek. Biz de denedik. Gerçekten çok keyifliydi. Evet, ellerinize sağlık. İzmir Kahve Festivali'nde sizlerle birlikte buluştuk. Umarım başka festivallerde ya da kahve masasında yine buluşuruz. Teşekkür görüşmek ediyorum. Üzere. Çok görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Sağ olun.